Merhaba sevgili İnce Göz izleyicileri. Kısa bir süre önce demir döküm nitromix için bir tasarruf modu videosu yayınlamıştık. 30-35 dakikalık bir videoydu. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım tasarruf ettiler. Fakat şöyle bir de bir durum söz konusu. Tabii ki kombinize bir işlem uygulayacaksınız. Bu işlemi uyguladıktan sonra eğer dilediğiniz gibi tasarruf edemezsek diye bir sorumuz var. Sürekli bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan geliyor. Buna istinaden ben de demir döküm nitromix'i fabrika ayarlarına geri getirmek için bir video yayınlıyorum dostlarım. Bu videoda demir döküm nitromix ana reset atılıyor. Ana reset atıldığında siz kombinizi ilk gün nasıl aldıysanız o şekildeki ayarlarına tekrar dönüyor dostlarım. Böylelikle eğer bu videodan tasarruf edemezseniz, aslında etmemeniz mümkün değil çünkü biz hala tasarruflu olarak kullanıyoruz. Dediğim gibi ayda %30 tasarruf ediyoruz arkadaşlar. Sizin de etmemeniz mümkün değil. Ayarlara dikkat ederek, videoyu başından sonuna izleyerek yaparsanız arkadaşlar, tasarruf videomuzu kesinlikle ve kesinlikle tasarruf edeceksiniz. Oldu ki kafanıza yatmadı. Tekrar eski ayarlarınıza dönmek istiyorsunuz. O zaman da bu videoyu izleyerek kombinizi fabrikadan çıktığı ayarlarına tekrar getirebilirsiniz. Yalnız bu videoda izleyeceğiniz reset ana resettir arkadaşlar. Sürekli yapmamanızı öneririz. İhtiyaç duyduğunuzda yapın. Kombiniz farklı işlemler yapıyorsa, sizin ayarladığınız ayarı kaydetmiyorsa veya da bazı tuşlar işlevini kaybettiyse, mesela 45 ayarlamak istiyorsunuz, siz çeviriyorsunuz, 45 hiçbir zaman tutturamıyorsunuz veya da kartla ilgili arızalardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani ekranda gördüğünüz ayarları yapamıyorsunuz, reset tuşuna basıyorsunuz, reset atmıyor gibi işlemleri aldığınızda denemekte fayda var. Fabrika ayarlarına tekrar döneceksiniz kısaca. Hemen kombimize geçelim ve ayarlarımızı yapalım. Hep birlikte kombimizi resetleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dostlarım, şimdi kombi resetlemeyi size göstereceğim. Öncelikle sağ taraftaki tuşumuzu sıfır konumuna alıyoruz dostlar. Tam sıfır konumunda olacak. Mod tuşuna basılı tutuyoruz. Ekranın alt kısmında sıfır yazıncaya kadar bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır. Buradaki sıfırı 35 yapıyoruz. Ve mod tuşuna bir defa daha basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 14 ve 00. Buradaki rakam değişken olabilir arkadaşlar. Bunu zaten demir döküm nitromix %30 tasarruflu kullanma ayarı adlı videomuzda paylaşmıştım. Hatta bu videonun sonunda da %30 tasarruflu kullanmak için videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi dostlarım burada D00 ayarını gördükten sonra bunu D96'ya getiriyoruz. Yani şu tuşumuzu en sağa doğru saat yönüne sonuna kadar çeviriyoruz ve D96 yazıyor. Burada mod tuşuna basıyoruz. Üstteki sıfır yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Bunu mod tuşuna bastığımızda sıfır yanıp sönüyor. Bunu bir konumuna getirip arkadaşlar mod tuşuna tekrar bastığımızda kombimiz resetleniyor. Bu kombinin ana reseti dostlarım. D96'yı 1 yaptığınızda dostlarım kombiniz tamamıyla fabrika ayarlarına dönecektir. Bundan sonra kapatma tuşuna basarak buradan çıkabilirsiniz. Şimdi biraz önceki bizim ayarımız 14'tü. Tekrar burayı 0 aldım. Mod tuşuna basılı tutuyorum. Şimdi kaç yazacak bir bakalım. Tekrar 35 yapıyorum. Mod tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ayarlarımız değişmiş arkadaşlar. Fabrika ayarlarına tekrar dönüş yapmışız. Evet, tamamıyla fabrika ayarlarındayız arkadaşlar şu anda. Bu şekilde kombinizi
ana reset yapabilirsiniz. Buradaki reset sadece kombiyi yeniden başlatmak için kullanılıyor. Ama bu yaptığımız işlem ana reset arkadaşlar. Ana reseti de bu şekilde kullanabilirsiniz. Sürekli yapmanızı tavsiye etmem. Kombiniz dengesiz çalışmaya başladığında bu şekilde bir işleme başvurabilirsiniz. Dengesiz çalışma dediğim programı almama veya da kaydetmeme. Mesela sıcak su ayarına geldiniz şuradan. Bunu mesela siz kalorifer ayarınızı 50 yapıyorsunuz. Kombiniz 50'de kaydetmiyor. Tekrar basıyorsanız 45 gösteriyor mesela. Ve bu tarz durumlarla karşılaştığınızda veya kombiniz dengesiz çalıştığında arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.